Değerli izleyiciler Yeni Özgür Politika'dan Fehim Işık'ın yazısıyla başlayacağız bu bölümümüze. Fehim Işık Erdoğan aslında kendi çöküşüne itiraf etti. Başlıktı bir yazı yazmış. Yazının özünü bozmadan mümkün mertebe özüne sağlık kalarak kısa bir özetini çıkarmaya çalıştık. İzleyelim neler anlatmış Fehim Işık. Erdoğan prompterdan dikkatle okudu sözcükleri. Belli ki istihbarat raporlarından imbiklenerek yazılan sözcükleri okuyordu. Aynen şunu dedi. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Bu sözcükler özü itibariyle bir itiraftır. Mealen de istediğimi yapamadım, eski planlarım çöktü, şimdi yeni bir plan üzerinde çalışıyorum diyordu. Ön hazırlık yaptıkları da anlaşılıyor. Sadece AKP medyası mı? Gülen yanlılarından CHP'lilere Erdoğan'ın deli saçması sözlerine sarılmayan, o sözcüklerden analiz kasmayan neredeyse kalmadı. Gülen yanlılarının bir kısmı daha çok İmralı ile Ankara'nın anlaştığı yalanına sarıldılar. Eh, kendileri Erdoğan'a karşı teslim bayrağı çekince meydanda Erdoğan'ı götürecek tek güç olarak kalan HDP'yi kaybetmek istemiyorlar. Kilit noktada duran HDP, İbre'yi kime döndürürse onun kazanacağı çok belli. Bu nedenle HDP'yi ısrarla CHP'ye yamamaya çabalıyorlar. Bazı CHP'lilerden de ilginç tepkiler geldi. Öyle bir pozisyon aldılar ki sanki kimse ürkmesin PKK ve İmralı AKP ile hareket ediyor ama HDP ve Selahattin Demirtaş bizde sıkıntı yok der gibiydiler. Bu tutumlarıyla CHP'liler esasen Erdoğan'ın yeni oyununa destekte de verdiler denebilir. Elbet Erdoğan sadece Selahattin Demirtaş'ın Abdullah Öcalan'a hesap vereceğini ileri sürmedi. Aynı zamanda Kürt hareketi içinde büyük bir hesaplaşmanın yaşanacağını da iddia etti. Belli ki yok edemediği Kürt hareketini bu kez içten çatıştırarak zayıflatmaya, arada koparttıklarını ise yanına çekerek kendini kurtarmaya, en azından bir dönem daha iktidar olmaya odaklı yeni bir hazırlık içinde. Bunu yaparken ise bilerek ya da bilmeyerek iki temel noktayı itiraf ediyor. Birincisi Sayın Öcalan'ın gücünü ve etkisini kabulleniyor. İkincisi ise Kürt hareketine dönük tüm planların çöküşünü ilan ediyor. Erdoğan'ın sözleri büyük kayıplara, devasa bedellere rağmen Kürt halkına diz çöktürülemediğinin de itirafıdır. Bunun içinde Kürt hareketinin öne çıkan ağırlıklarına İmralı, Kandil ve HDP'yi karşı karşıya getirme eksenli yeni bir oyuna başladı. Erdoğan'ın hesaba katmadığı bir şey var. O Sayın Öcalan'ın gücünü itiraf etse bile onun belirleyici özelliğini hala kavrayabilmiş değil. İster görsün ister görmesin Sayın Öcalan'ın belirleyiciliğine dönük hem Kandil hem de Selahattin Demirtaş da dahil HDP ve bileşenleri açısından bir itiraz olmadığı çok aşikar. Hal bu iken İmralı ile diğerleri arasında bir hesaplaşma yaşanacağını ileri sürmek, bunun üzerinden siyaset belirlemek abesle iştigaldir. Elbet Kürt hareketinin farklı güç odakları arasında sorun yoktur. Her şey güllük gülistanlıktır demiyorum. Hatta çok ileri düzeyde görüş farklılıkları da ortaya çıkabilir. Ancak iletişimin sorunsuz olması durumunda tüm bu dengelerin sentezini nihayetinde Sayın Öcalan yapar ve belirleyici fikri nihai olarak o ortaya koyar. Bu tablo ne Oslo sürecinde ne de 2013 çözüm sürecinde değişmedi. Son sözü söyleyip bitirelim. Selahattin Demirtaş, Kürt meselesinin Abdullah Öcalan'sız, PKK'siz çözülmeyeceğini bilecek kadar akıllı, Erdoğan'ın oyunlarına gelmeyecek kadar da öngörülüdür. Sayın Hocalan'ın liderliği ise Kürt hareketinde tartışmasızdır. Abdullah Hocalan koca bir örgütün ve milyonlarca taraftarın her koşulda arkasında olduğunu da biliyor. Hal böyleyken dengeleri iyi gözeten bir liderin Selahattin Demirtaş'ı rakip görme gibi ucuz bir eksen üzerinden hareket etmeyeceğini aklı başında her insan bilir, bilmeli.